Herkese merhaba arkadaşlar. Geçtiğimiz dönemlerde kutu açılış videosunu yayınladığımız Telsiznet TE580 ve TE590 incelemesiyle karşınızdayız. Kutu açılış videosuna kartlardan ulaşabilirsiniz arkadaşlar. Orada teknik özelliklerinden ve ilk tasarım hissiyatımızdan bahsetmiştik zaten. Bizler için keyifli bir video olmuştu. Ve geçen süre içinde biz bu iki cihazı da deneyimleme fırsatı bulduk. Gerçekten bir akıllı telefon olmasına rağmen özellikle fiziksel yapıları ve ultra dayanıklı tasarımları sayesinde aslında bir telsiz görevi, hatta gerçekten bir telsiz gibi kullanılabilen akıllı telefonlar olduğunu söyleyebiliriz. Dilerseniz tasarım detaylarına ilk olarak TE580 modeliyle başlayalım. 2.4 inçlik bir ekrana sahip arkadaşlar, küçük bir ekran olduğunu kabul ediyoruz tabii ki ama işin nihayetinde bir telsiz görevi gördüğü için kocaman bir ekrana veya çok yüksek bir çözünürlüğe zaten ihtiyacı olan bir cihaz değil. Bunu da hemen söylemiş olalım. Tasarım itibariyle biraz kalın ancak gerçekten çok çok güçlü bir fiziksel malzemeye sahip. Telefonun arka tarafındaki batarya bir vida kapağıyla birlikte sabitlenmiş ve iç tarafta da gerçekten çok güvenilir olduğunu bizlere gösteriyor. IP67 sertifikasına sahip ve bu sayede suya karşı dayanıklı. Ayrıca üzerinde kullanılan sert plastik malzemeyle birlikte darbelere karşı da oldukça dayanıklı olduğunu kesinlikle söyleyebiliriz. Yani bu cihazı zorlu koşullarda veya dış ortamlarda, hatta sahada, yani o arazi çalışmalarında da kullanabilirsiniz. Çünkü hem ekran bazında hem de fiziksel olarak oldukça güçlü. Ekranın alt kısmında klasik Android butonlarının fiziksel hali var arkadaşlar. Ana ekrana dönüş, geri butonu, menü butonu ve telsiz özellikleri için kullanabileceğiniz bazı butonlar var ve yan tarafta da bir tane FN butonunu görüyorsunuz. Cihazın sağ tarafında güç düğmesi ve çok güçlü bir silikon kapakla kapatılmış olan microSD portu mevcut. Bunu tamamen kapattığınızda suya dayanıklı olduğunu sizlere söyleyelim. Cihazın bence en çok keyif veren kısmı ise sol tarafında yer alıyor. Çünkü burada bir adet telsiz butonu var arkadaşlar. Push to talk, yani bas konuş özelliğini destekleyen bir tane buton mevcut. Üst ve alt taraflarında ise ses kontrol butonları var. Hemen alt tarafa bastığımızda ise cihazı sessiz moda alıyorsunuz arkadaşlar. Şöyle basit tuttuğunuzda şu şekilde bir mesaj iletip karşı tarafa bunu gönderebiliyorsunuz ve sizin dispatcher ağ olarak oluşturduğunuz bütün telsizlerin ortak alanında bu gönderdiğiniz sesli mesaj karşı tarafa anında iletiliyor. Cihazın üst tarafına baktığımızda ise telsiz kanalları arasında değişiklik yapma ve SOS butonu mevcut. SOS butonu ise arkadaşlar, olası bir risk anında veya acil iletişim kurmanız gereken bir anda tek bir tuşla birlikte sizi SOS olarak belirlediğiniz kişiye aktarabiliyor. Bu da önemli noktalardan bir tanesi. Arka tarafta 8 megapiksellik bir kamera var ve telefonun ön tarafında da 2 megapiksellik bir kameraya yer verilmiş. 3600 mAh'lik oldukça güçlü bir batarya ile birlikte geldiğini söyleyelim ve bu sayede gerçekten uzun bir pil ömrü de sizleri bekliyor. Peki bu cihazı nasıl kullanacaksınız? Bu detaya geçmeden önce serinin abisi olan ve gerçekten bir telsize benzeyen TE590 modeline de yakından bakalım. Bu modele yakından bakmaya başladığımızda ilk olarak ekran boyutunun büyüdüğünü görüyorsunuz. 3.5 inçlik bir ekrana sahip ve bu ekranın hemen alt kısmında tam bir Android dizilimi mevcut. Geri, ana ekrana dönüş ve menü butonu şeklinde tuşlar sıralanmış. Alt tarafta da büyük bir hoparlör alanı var. Telefonun üst tarafına, telefon veya telsiz artık nasıl isimlendirmek isterseniz, üst tarafına baktığımızda kocaman bir anten ve tıpkı o klasik telsizlerde olduğu gibi bir kanal değiştirme çarkı ve üstüne basit tuttuğunuzda ise bir güç butonu gören bir çark var arkadaşlar. Cihazın sağ tarafında bir kamera butonu mevcut ve bu defa microSD portu yerine USB Type-C portuna yer verilmiş, yine kapaklı bir alanda. Diğer modelde olduğu gibi fiziksel darbelere karşı aşırı dayanıklı bir model. Ancak burada IP68 sertifikası var arkadaşlar. Yani TE580'e göre yarım metre daha fazla suya dayanıklı. USB Type-C girişinin altında da kameraya özel olarak atanmış bir buton mevcut. Yine sol tarafa baktığımızda diğer modelde olduğu gibi telsiz butonunu görüyorsunuz ve bu defa ses kontrol butonlarını alt tarafa yerleştirmişler. Ve tasarım anlamında gerçekten bir telsizi andıran bir dizayna sahip. Burada pil yapısı da birazcık değişik. Cihazın bataryasını çıkartmak için alt taraftaki klipsle basık tutmanız yeterli ve böyle kocaman bir pil çıkıyor. Kutu açılış videosunda da göreceğiniz üzere burada vidalı bir alanın altına sim kart ve hafıza kartını takabiliyorsunuz. Burada şöyle bir detayı verelim. Cihazın içinde bir tane sim kart çıkıyor arkadaşlar ve sadece data aktarım için kullanabildiğiniz. Ancak dilerseniz kendi sim kartınıza takıp klasik sesli konuşma yeteneklerine de tekrar sahip olabilirsiniz. Bu açıdan da bunu hemen söylemiş olalım. Tabii bundaki kamera da biraz daha geliştirilmiş. Hemen ondan da bahsedelim. Arka tarafta 13 megapiksellik bir kamera var. Odaklama ve flash desteği mevcut. Tam 4400 mAh
mAh saatlik kocaman bir bataryayla birlikte geliyor. Ve bu modelin de ön tarafında 2 megapiksel çözünürlüklü bir kamera var arkadaşlar. Yazılım noktasına da birazcık geçelim diliyorsanız. Çünkü burada özelleştirilmiş Android yazılımları var arkadaşlar her iki cihazda da. Birincisi şunu söyleyelim, güncel sürümler değil. Yani Oreo veya Android Pie tarzı güncellemeler beklemeyin bu tarz cihazlar için. Çünkü bu cihazların asıl kullanım amacı gündelik telefon ihtiyacından ziyade çok kalabalık iş gruplarında veya sahada, arazide çalışırken anlık haberleşmeyi çok daha pratik hale getirebilmek adına geliştirilmiş modeller. Örnek verecek olursak günümüzde taksi şoförlerinin o küçük eski telefonlarla bas konu sistemlerini biliyorsunuz. TE590 ve 580 modelleri o sistemin çok daha gelişmiş halleri arkadaşlar ve burada yüksek hız bağlantıyı da desteklediği için daha hızlı ve daha kaliteli bir aktarım veya iletişim sizleri bekliyor. Bunu da hemen söylemiş olalım. Peki bu cihazlar arasındaki iletişim nasıl sağlanıyor? Bunu da merak etmişsinizdir diye düşünüyoruz. Bu noktada da bilgisayar ortamında kullanacağınız bir yazılım ile bu cihazları tamamen bir ağ bağlayıp ya da bir ortak kanala bağlayıp nerede olduklarını anlık olarak takip edebilirsiniz. Buna ek olarak sesli veya videolu, görüntülü mesajlar atıldığında direkt olarak ana bilgisayarı bir kumanda alanı gibi düşünün ve bu yazılım üstünden örnek veriyorum herhangi bir yerdesiniz, yurt dışında veya şehir dışında bir yerdesiniz. Buradan herhangi bir sesli veya görüntülü mesajı gönderdiğinizde ana bilgisayardan yani kumanda bilgisayarından o veriyi anında görebiliyorsunuz ve dilerseniz yazılım üzerinden ağ yani kanal içinde olan bütün telsiz net modellerine dilediğiniz mesajı anında eş zamanlı olarak gönderebiliyorsunuz. Bu da gerçekten yazılım noktasında ve haberleşme noktasında bu iki cihazın sunduğu en kapsamlı özelliklerden bir tanesi. Arkadaşlar cihazın arayüzüne girdiğinizde klasik Android işletim sisteminden biraz daha farklı bir arayüz görüyorsunuz. Aslında böyle harmanlanmış bir combo arayüz olduğunu söyleyelim. Ana ekranda çünkü dokunmatik bir push to talk butonu var. Şöyle hemen göstereyim. Şöyle bastığınızda şu anda mesela bir konuşma kaydı gönderiyorum ve karşı tarafa iletilmiş durumda. Bu cihaz sessiz de olduğu için yankı yapmaması adına şu anda kapalı ve iletilmedi. Ancak aktif olan cihazlara şu anda bu mesaj gitti ve az önce bahsettiğimiz ana bilgisayar yani kontrol merkezi olarak kullanabileceğiniz bilgisayarda da şu anda bu mesaj gitmiş durumda ve diğer telsizlerden, diğer birimlerden gelen mesajları da arayüz içinde çok kolay bir şekilde takip edebiliyorsunuz. Bu yazılı, görüntülü olabilir, herhangi bir şey olabilir. Görüntülü görüşme desteği de sunuyor arkadaşlar. Burada anlık olarak karşı tarafa ve ana kumanda yani bilgisayar üzerindeki yazılıma görüntünüz aktif olarak gidebiliyor. Çok fazla gecikmeler yok. Tabii ki bu bağlantı noktasıyla da alakalı bir durum. İnternet bağlantınızla veya şebeke kalitesiyle alakalı bir durum ama yaptığımız denemelerde en azından bunun rahat bir şekilde gerçekleştiğini gördük. Gerçekten çok keyifli cihazlar. Dilerseniz bilgisayar tarafındaki arayüz bizlere neler sunuyor? Bir de ona bakalım. Evet arkadaşlar burada telsiznetin kontrol merkezini görüyorsunuz. Karşımızda böyle bir ana ekran mevcut. Bu ekrana girdiğimizde ilk olarak bir harita ekranı karşımıza çıkıyor ve şöyle gösterelim. Bu cihazların anlık olarak nerede olduğunu takip edebiliyorsunuz. Telsiznetin bu bilgisayar yazılımı üzerinden. Hatta şöyle bir hemen giriş yapalım. Burada enlem ve boylam olarak doğrudan nerede olduğunu görebiliyorsunuz. Ve konumlandırmanın hangi formatta bulunduğunu buradan hızlı bir şekilde görebiliyorsunuz. Bu gerçekten çok güzel bir detay. Ve bu kanal içindeki tüm cihazların konumunu buradan takip etmeniz mümkün. Ayrıca dilerseniz direkt olarak kanal içindeki tek bir cihaza da arama gönderebiliyorsunuz. Onu da şöyle gösterelim. Mesela şu şekilde çalıyor arkadaşlar bu. Ve bu cihaz dünyanın neresinde olursa olsun bu aramayı anında görebilecek. Hemen meşgule düşürelim. Bu şekilde gerçekleştirebiliyorsunuz işleminizi. İşin güzel tarafı gerçekten kullanışlı bir arayüze sahip. Şu alana baktığımızda kullanıcılar burada sahip olduğunuz veya oluşturduğunuz kanal içindeki tüm telsiznet modellerini görebiliyorsunuz. Kanallar oluşturduğunuzda burada kendi isteğinize özel bir kanal oluşturabiliyorsunuz. Mesela biz burada Shift Lead kanalını oluşturduk ve 4 tane cihazımız bağlı. 5. ise Dispatcher arkadaşlar yani şu an karşımızdaki cihaz. İletişim noktasında burada karşılıklı yapılmış olan cihazlar arası yazışmaları veya mesajlaşmaları görebiliyorsunuz. Submission dediğimiz noktada ise hemen şöyle göstermiş olalım sizlere de. Submission dediğimiz noktada diyelim ki elinizdeki modellerden kanala bir fotoğraf attınız ve o fotoğrafın nereden atıldığı, saat kaçta atıldığı gibi detayları burada hızlı bir şekilde görebiliyorsunuz ve tam olarak konumuyla birlikte o fotoğrafın aslında nerede atıldığını görebiliyorsunuz. Şöyle hemen girmiş olalım. Biraz daha geriye çıkalım tabii ki. Hemen şunu da kapattıktan sonra arayüzü gezmeye devam edelim. Broadcast alanında ise kanal içindeki bütün cihazlara toplu mesaj atabiliyorsunuz. Mesela şuraya bir test yazalım. Alt tarafa da şu şekilde bu bir test mesajıdır dedik. Ve buradan göndereceğimiz mesaj tüm cihazlara gidecek arkadaşlar. Gördüğünüz gibi geldi. Hemen şuradan cihazı çalıştıralım, açalım. Bunu da buradan açalım.
Evet, şu anda iki cihazda da karşımızda bu yaptığımız toplu mesaj var arkadaşlar. Test şeklinde bilinen Gadget veya İngilizce arayüzüyle burada karşımıza çıkıyor. Buradan görebiliyorsunuz ve arayüz noktasında da bu gelen mesajları takip edebiliyorsunuz. Telo PTT arayüzüyle birlikte. Hemen şöyle kaydıralım. Burada bütün detayları görebilmeniz güzel bir şey. Şöyle uyarı kısmına tekrar geldiğimizde zaten nasıl çalıştığını göreceksiniz. Evet, burada bütün ayarları görebiliyorsunuz. Tekrardan bilgisayar arayüzüne dönelim. Fence dediğimiz alanda ise kendimize sanal bir cheat oluşturuyoruz arkadaşlar ve bulunduğunuz cihazlar veya sahip olduğunuz cihazlar bu alanın sanal cheat'in dışına çıktığında burada size sistem bir uyarı veriyor. Diyor ki sizin belirlediğiniz alanın dışına bir çıkış gerçekleşti. Şu saatlerde şu kadar dakika bu kadar sürdü şeklinde bir alan çizimi sizlere yaptırabiliyor. Video stream noktasına baktığımızda bu cihazlardan aktif olarak canlı video kaydı gönderebiliyorsunuz ve bilgisayardan bunu anlık olarak izleyebiliyorsunuz. Buradan hangi cihazın gönderdiğini görmeniz de mümkün. Video capture noktasında ise telsiz netten gelen videoları takip edebilmeniz mümkün. Video hafızası yani video storage dediğimiz alanda da yazılım size gönderilmiş olan videoları burada listelemiş oluyor. Hemen şöyle bir tanesini indirelim. Bulut alanında arkadaşlar bu ve dilerseniz bilgisayarınıza offline olarak indirebiliyorsunuz. Şöyle hemen masa üstüne bir tanesini indirelim. Evet, indi. Bunu dilerseniz bulut alanınızda saklayabiliyorsunuz. Dilerseniz bilgisayarınıza kaydedebiliyorsunuz. Ve bu sayede bulut noktasındaki depolama alanından da feragat etmemiş oluyorsunuz. Şöyle oynatalım dilerseniz. Bu bizim yaptığımız deneme kayıtlarından bir tanesi oldu. Dilediğiniz noktada bunu yapabiliyorsunuz. Örnek verecek olursak bir arazi çalışması sırasında bu modellerden bir tanesiyle bir video kaydı yaptınız ve bunu doğrudan dispatcher dediğimiz komuta merkezine, kontrol merkezine gönderebiliyorsunuz ve buradan da bütün herkese bunu iletebiliyorsunuz. Bu gerçekten güzel, keyifli bir nokta. Az önce girdiğimiz kullanıcılar noktasından biraz daha bahsetmek lazım. Burada direkt olarak 4 tane cihaz ve dispatcher dediğimiz kontrol komuta merkezinin olduğu kullanıcı grubunu görüyorsunuz. Burada elinizdeki ya da kanalınızdaki bütün cihazların aktif olup olmadığını takip edebiliyorsunuz ve dilerseniz tekil olarak yani bireysel olarak buradan arama veya mesaj gönderebiliyorsunuz. Gördüğünüz gibi şu an buraya bir arama gönderdim ve bunu hemen sonlandıralım. Bu şekilde kullanabiliyorsunuz. Yani kalabalık ortamlarda veya çalışma gruplarında anlık haberleşme ve bu çalışan grubun anlık durumunu takip etme gibi seçeneklerle birlikte bu işin çok daha başarılı ve verimli olduğunu söyleyelim. Bu şekilde de kendimize bir sanal çit oluşturduk arkadaşlar bu arada. Şimdi bu alandan çıkıldığı andan itibaren cihaz sizi uyarıyor. Sistem şöyle bir uyarı veriyor size. Belirlediğiniz alanın dışına çıkan bir kullanıcı var ve şu dakikada çıktı, şu saniyede çıktı ve şuraya doğru yol alıyor şeklinde size bu bildiriyi yapabiliyor. Gerçekten uzaktan yönetim ve ekip takibi konusunda şu anda gördüğümüz en başarılı çözümlerin başında telsiz netin bu sistemi yer alıyor. Evet arkadaşlar, telsiz net T590'ın arayüzüne de bir yakından bakalım. Dediğimiz gibi Android temelli bir arayüz ancak özelleştirilmiş ayarlarıyla ve görsel görüntüsüyle yani arayüzüyle birlikte karşımıza çıkıyor. Şuradaki alanlar bildiğimiz Android'deki klasik ayarlar alanıyla benzerlik gösteriyor arkadaşlar. Ancak Telo PTT bu cihazın şu anda sahip olduğu en yaratıcı ve en çok kullanacağınız özelliğin başında geliyor. Şu şekilde bir ekran karşımıza çıkıyor ilk olarak. Ortada bir bas konuş düğmesi mevcut ve alt tarafta da bazı ikonlar var. Sağdakine bastığınız zaman dispatcher merkezi yani kontrol komuta merkezine arama gönderebiliyorsunuz hızlı bir biçimde. Onu da dilerseniz şöyle bir gösterelim. Kabul et dediğimize karşıya bir aramayı gönderiyor. Buradan hemen sonlandıralım. Kameraya bastığınızda ise burada video çekimi yapabiliyorsunuz ve video çekimini dispatcher'a yani kontrol komuta merkezine gönderebiliyorsunuz. Bu da güzel noktaların başında geliyor. Yani bulunduğunuz bölgeyle alakalı bir bilgi göndermek istiyorsanız ve bu bilgiyi videolu şekilde desteklemek ve burada daha fazla detayı karşı tarafa iletmek istiyorsanız bu özellik çok işinize yarayacaktır. Bu alana geldiğimizde ise burada direkt olarak dosya yükleme özellikleri mevcut. Buradan istediğinizi karşı tarafa iletebiliyorsunuz. Herhangi bir bilgiyle birlikte burada ek detay da dahil etmeniz mümkün arkadaşlar. Onu da şöyle gösterelim. Burada GPS verisi alma sebebi şu. Attığınız fotoğrafın nereden gönderildiğini ve saat kaçta gönderildiğini burada size direkt olarak gösteriyor. Bu da güzel noktalardan biri. Ayarlar kısmına girdiğinizde ses kontrol, bas konuş ayarları, bas konuş kalitesi vesaire gibi birçok sayıda ayarlara buradan ulaşabiliyorsunuz. Konum raporlama, kaydı yükleme gibi bir sürü ayara buradan erişebiliyorsunuz. Bu da aslında arayüz noktasındaki güzel detaylardan bir tanesi. Şimdi serinin küçük kardeşine geçelim dilerseniz. Burada da TE580 modeli var.
Hemen şöyle göstermek istiyorum arkadaşlar onu da. Bu küçük bir ekrana sahip olduğu için biraz daha belki kullanımda zorlayabilir ama daha ufak bir cihaz ve daha pratik bir taşıma imkanı sunuyor. Burada da yine kaydırmalı bir şekilde hazırlanmış bir arayüz var. Yine Telo PTT'ye giriyoruz ki çünkü bu cihazın en çok kullanılacak özelliği bu arkadaşlar. Yine benzer bir şekilde aynı arayüz burada da karşımızda bizleri bekliyor. Buradan herhangi bir şekilde kaydırma hareketiyle birlikte aslında gruplar arasındaki yazışma ve mesajlaşma geçmişini de takip edip birbirinize buradaki verileri aktarabiliyorsunuz. Bu da aslında cihazın sunduğu özel detayların ve bu yazılımın en faydalı noktalarının arasında geliyor. Buradaki mikrofon butonuna bastığınızda direkt olarak sesli mesaj karşı tarafa iletebiliyorsunuz. Şu anda gönderdim mesela. Buradaki cihaza gitmiş durumda. Yani T590'dan bu mesaj dinlenebilir durumda. Ve şu yandaki butona bastığınızda ise şu şekilde karşı tarafa bu mesaj gidiyor. Evet arkadaşlar, bilgisayar arayüzüne baktık. Burada gerçekten uygulama konusunda kapsamlı detayların olduğunu söyleyebiliriz. Ancak şunu da söyleyelim. Yazılım noktasındaki iyileştirme ve geliştirme çalışmaları ara vermeden devam ediyor. Yani yazılım kendisini sürekli güncelleyecek ve çok daha fonksiyonel ve becerikli hale gelecek. Hemen bunu da notların arasına eklemiş olalım. İşin güzel noktalarından bir tanesi ise aktif olarak hangi cihazın nerede olduğunu görebilmeniz. Bu gerçekten güzel. Hatta kendinize sanal çip de oluşturabilirsiniz. Belli bir cihaz, belli bir alana çıktıktan sonra size bildirim atabilir. Bu da şu anlama geliyor arkadaşlar. Eğer kalabalık bir grup çalışması yapıyorsanız ve farklı farklı noktalardaysanız iletişiminizin bu tip cihazlarla çok daha kolay olacağını söyleyebiliriz. Şimdi dilerseniz ofiste birer arkadaşa ben bu modelleri vereceğim ve ben dışarı çıkacağım. Ofisten bir arkadaşla iletişim kuracağım. Aradaki ses kalitesini de sizlere gerçekten göstermek istiyorum. Bu da bu cihazlarla özellikle ofis içinde vakit geçirirken en çok keyif aldığımız detaylardan bir tanesi oldu. Ben TE590 modelini alacağım arkadaşlar. TE580'de kutu açılış videosunu birlikte yaptığımız için Göke'ye teslim edeceğim ve ben dışarıdayken, Göke ofisteyken birbirimizle telsizle birlikte haberleşeceğiz. Bakalım nasıl bir deneyim bizleri ve sizleri bekliyor. Evet arkadaşlar, telsizle birlikte dışarıya çıktım. Novatel'in büyük modeli TE590'la birlikte. Şimdi Göke 580 modelini kullanıyor. Bir ona buradan bir sesli mesaj, yani bir telsiz mesajı göndereceğim. Bakalım nasıl bir deneyim alacağız. Tabii bunu da sizlere anlık olarak aktaracağız. O zaman push to talk'a basalım. Sesim geliyor mu? Evet, Göke benden önce davrandı. Hemen cevap verelim. Merhaba Göke. Sesin çok iyi geliyor. Benim nasıl geliyor? Şu an dışarıda bir ortamdayım ve oldukça gürültülü bir yerdeyiz. Bana bir geri dönüş yapar mısın? Evet, şu an gönderdim. Karşı tarafa iletildi. Tabii bunlar bulut ortamında da geliyor. Geliyor bana şu anda. Ben de ofisteyim. Bayağı da aramızda mesafe var. Ama gerçekten temiz geliyor yani şu an. Seni net bir şekilde duyabiliyorum. Telefonla konuşuyormuş gibi duyabiliyorum seni. Öyle düşün. Evet, burada gerçekten hücresel, yani GSM operatörü üzerinden, yani 4G ağları üzerinden sesi aktarabildiği için herhangi bir mesafe bizim için herhangi bir problem oluşturmuyor. Yani ben şu anda 4 Levent'in bir ucundayım, Göke ofiste ve buna rağmen çok iyi bir ses deneyimi alabiliyoruz yani telefonla konuşur gibi. Ve işin güzeli bu sesli mesajlar, daha doğrusu telsiz mesajlarını karşı taraf hem de bilgisayar ortamında dijital olarak indirilebilir şekilde tutuyor. Ben Göke'ye o zaman bir mesaj da iletmek istiyorum. Göke, senin de sesin çok iyi geliyor. Şu an sen kapalı bir yerdesin ve gerçekten ben gürültülü bir yerdeyim. Ve mesafe olarak da bayağı uzak durumdayım şu an sana göre. Şu an uzun bir mesaj gönderiyorum sana. Aynı şekilde sesi bir benim için anlatır mısın? Oradaki deneyim nasıl? Evet, gönderdim. Şimdi mesajı bekliyorum. Ayrıca dilerseniz sesim burada... Sesim çok temiz geliyor. Dediğim gibi sanki telefonla konuşuyormuşuz gibi temiz geliyor. Aradaki mesafe olmasına rağmen, yani daha da uzaklaşsam bile muhtemelen daha temiz gelmeye devam edeceksiniz. Biz de ofiste çalışıyoruz bildiğin gibi, devam. Sizi bekliyoruz, gelmenizi bekliyoruz. Ben de herhalde biraz uzun bir mesaj göndermiş oldum sana. Sen de yani geri dönüşlerini verebilirsin bana nasıl olduğuna dair. Şimdi burada işin güzel noktası, daha önce kaçırdığınız mesajları, telsiz mesajlarını arayüzde doğrudan tekrar dinleyebilme özelliği mevcut. Bunu isterseniz silebiliyorsunuz da, isterseniz bilgisayar üzerinden de bilgisayarınıza kaydedebiliyorsunuz. Çünkü şu anda bulut üzerinde bunlar kayıtlı ve dilerseniz kaydetme imkanı da sizlere sunulmuş durumda. Ben o zaman Göke ile olan diyaloğumu şimdi son bir mesajla birlikte sonlandıracağım ve incelemeye kaldığımız yerden devam edeceğiz. Göke, uzun mesajın... Gayet akıcı geldi de işin güzel tarafı, hiçbir gecikme yok. Büyük bir ihtimalle sen butondan elini çektiğin anda bana iletilmiş oldu. Tabi burada 4G'nin de ciddi bir avantajı var. O zaman biz de yavaş yavaş ofise doğru geliyoruz. Görüşürüz orada. Ve mesajım gitti. Mesafe tanımaksızın ses gayet temiz geliyor. Bunu test etmiş olduk böylece. Evet. Ofiste bekliyoruz abi. Görüşmek üzere. Görüşürüz.
Evet arkadaşlar, telsiz net TE580 ve 590'ı kullandığımız dispatcher ekranını şimdi sizlere göstereceğiz. Bir arkadaşımız şu anda Tekirdağ'da bizlere anlık olarak görüntü aktarımı yapacak. Bir arkadaşımız Ankara'dan Anıtkabir'den görüntü aktarımı yapacak. Ve bir arkadaşımız da İstanbul'da anlık olarak kendileriyle iletişim kuracağız. Öncelikle klasik telsiz mesajlarıyla başlayalım. Cihaz kontrol. Açık ve net. Açık ve net. Dinlemedeyim. Gayet güzel. Yer bildirimi alabilir miyim? Tekirdağ'dayım ben. Şöyle gösterelim o zaman. Ankara Anıtkabir. İki görüntü de çok net, anlaşılır bir şekilde görünüyor. Teşekkür ederim. Arkadaşlar şimdi gördüğünüz gibi şu an dispatcher ekranında bir görüntümüz Anıtkabir'den, bir görüntümüz ise şu anda Tekirdağ'dan. Şöyle görebilirsiniz ekranın içinde. Ayrıca dilerseniz haritaya girdiğinizde bu kullanıcıların nerede olduğunu da çok keyifli bir şekilde anlık olarak görmeniz mümkün. Buradan çevrim içi olduklarını, enlem ve boylam konutlarını ve her şeyi, tüm detayları görebilirsiniz. Şöyle bastığımızda direkt olarak rotasını ve diğer detayları da görmeniz mümkün. Tekrardan video alanına dönüyorum. Ankara durum bildirebilir misin? Şöyle gösterelim arkadaşlar. Şu anda 4 ekran bağlı. Açık ve net. Hava güneşli ve ayaz. Tekirdağ durum bildirimi yapabilir misin? Şu an Tekirdağ'da hava güzel. Parçalı bulutlu ama güzel sıcak bir hava var. Bugün İstanbul'da da düne göre biraz daha iyi bir hava var. Herkese teşekkürler. Herkese iyi günler diliyorum. İyi günler, teşekkürler, kolay gelsin. Tekirdağ'dan selamlar. Kolaylıklar, Ankara'dan selamlar. Evet arkadaşlar, gördüğünüz gibi... Teşekkürler. Evet, son mesaj da geldi. Dispatcher ekranında kullanıcıların anlık olarak nerede olduğunu takip edebiliyorsunuz. Şöyle gösterelim son kez dilerseniz. Şu anda bir adet İstanbul'da kullanıcımız var. Benle birlikte iki, bir tane Ankara'da ve bir tane de Tekirdağ'da mevcut. Burada kullanıcı sayısı arttıkça harita içinde daha çok alanlarını görebiliyorsunuz. Gerçekten çok keyifli bir deneyim olduğunu da sizlere böylece aktarmış olalım. Elimizdeki modeller aslına baktığımızda birer akıllı telefon ama asıl yetenekleri telsizle görüşme, ultra dayanıklı tasarımları ve size anlık haberleşme imkanı sunabiliyor olması. Bunlarla birlikte biraz önce de bahsettiğimiz gibi saha ekiplerinde, kalabalık gruplarda, belki güvenlik ekipleri arasında veya arkadaş ortamında kullanabileceğiniz gerçekten çok başarılı cihazlar olduğunu söyleyelim. Dediğim gibi içinden çıkan sim kart sadece data aktarımıyla birlikte çalışıyor. Kendi sim kartınızı takıp normal telefon görüşmesi işlemlerini de yerine getirebilirsiniz. Biz bu cihazları çok sevdik. Bunu da söylemiş olalım. Kullanırken çok keyif aldık. Zaten kutu açılış videosunda da bunu mutlaka gördüğünüzü düşünüyorum. İki cihaz arasında hangisini daha çok beğendiniz? Bu tarz bir cihaza ihtiyacınız olsa hangi senaryoda kullanmak isterdiniz? Bizlerle paylaşırsanız seviniriz arkadaşlar. Evet, telsizine TE580 ve 590 modellerinin incelemesinde böylece yapmış olduk. Umarım keyifli bir video olmuştur. Bir başka videoda görüşmek üzere arkadaşlar. Hoşça kalın.